Merhaba emperyalizmin zulmüne karşı bir olan dünya halkları. Merhaba halkımız, merhaba muhterem izleyenleri. Bugün 26 Şubat Pazartesi günün haberleriyle karşınızdayız. Öncelikle ülkemizden haberlerle başlamak istiyoruz. S, R, Y tiplerine karşı direniş devam ediyor. Sezgin Zeyn ve Bakican Işık 105. gününe girerken ölüm orijinalinde ise Nurettin Kaya 130 gündür kuru tip hapishanelere karşı açlık grevi direnişini sürdürüyor. MİTAŞ patronu gasp edilen halkları için eylem yapan işçileri işten atmaya başladı. En az 10 işçinin işten atıldığını söyleyen MİTAŞ işçileri işten atmaların da süreceğini belirtti. Elazığ'da bir madende göçük meydana geldi. Elazığ'da bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin hepsi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. İşçiler hastaneye tedavi için sevk edildi. Hayatlarımıza karşı rüşvet kadrolu iş. İlçedeki maden katliamında arama kurtarma çalışmaları durdurulup 9 işçi toprak altında bırakılmışken madenci yakınlarına kadrolu iş vaat edildi. Bu düzenin ahlakı paradır. Para ile her şeyi, canlarımızı dahi satın almayı denerler. Sokakta oyun oynaması gerekirken çalışmak zorunda bırakılan çocuklarımızın katilidir bu düzen. Ailesinin geçimine yardımcı olabilmek için odun taşıdığı bir işte çalışan 13 yaşındaki Yasin Donbay, kamyonet kasası ile duvar arasına sıkışarak katledildi. Katili bu düzen. Fatsa halkı direne direne kazandı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde bölge halkının yıllardır siyanürlü altın madenine karşı mücadelesi sürüyordu. Fatsalıların mücadelesi sonuç verdi. Siyanürlü altın madeni kapatıldı, madenin uzatılma planları ise iptal edildi. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Çiftçiler dünyanın dört bir yanında eylemlerine devam ediyor. Bugün Tarım Bakanlarının bir araya geldiği Brüksel'deki Avrupa Zirvesi öncesi çiftçiler traktörleriyle eylem düzenlediler, yolları kapattılar. Amerikalı asker kendini Filistin için yaktı. İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önünde kendini ateşe veren 25 yaşındaki Aaron Bushel'in son sözleri Filistin'e özgürlük oldu. Kendini yakarken ise artık soykırıma ortak olmayacağım dediği belirtildi. İhsan Cebelik için hastane aranmaya devam ediliyor. Grup yorum üyesi hasta tutsak İhsan Cebelik kanser hastası olmasına rağmen ameliyat edilmiyor. Faşist 129 yasaları kaldırsın komitesinin çağrısıyla hastane aranarak İhsan Cebelik'in bu önemli ameliyatın neden olmadığı soruluyor. Faşist 129 yasalarının kaldırılması ve 3 demir tutan özgürlüğü için süresiz açlık grevinde olan Lena İleni Açıkgözü bugün 231 gününde direnişini sürdürüyor. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, bugün Umut TV'yi bir çağrıyla bitirmek istiyoruz. Yarın 3 demir tutan Alman Empels'in mahkemelerinde Alman Empels'in yargıladığı davası var. Tüm halkımızı Düsseldorf OLG'ye, davayı takip etmeye, 3 demir susağın yanında olmaya çağırıyoruz. Bugünlük Umut TV'nin sonuna geldik. Yarın tekrar günün haberlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.